Nedense uzayda güçleşip sevdi. Demre çok zorlu biri, bir çatı altında. Hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Aşk gelirse bir mola verelim. Gerçek aşk yolda, aslında kapında. Çat kapı gelmiş, kimmiş neyin nesiymiş? Bir çatı altında, hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Aşk gelirse bir mola verelim. Hepsi bir. Her şey bitti. Füsun teyze ne oldu? Bir şeyler yapmamız lazım kızlar. Füsun teyze anlat hadi. Metin enişteyle mi tartıştınız? Enişten var ya. Evet. Beni aldatıyormuş. Vay be. Demek iş arayacağız derken yaşamadığınız macera kalmadı ha? Sorma oğlum. Bin bir türlü basitlik yaptık. Berk Bey sağ olsun bir rahat durmuyor ki. İyi de oğlum. Madem para sıkıntınız var bana niye haber vermiyorsunuz? Biz neciyiz burada ha? Olmaz Aşan. Sonuçta hepimiz çalışmak zorundayız. Koskoca adamlar olduk. Nereye kadar senden yardım alırız ki? Ya bir iş bulana kadar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. İstediğiniz iş olsun. Yarın ben hemen size yeni bir reklam filminde bir iş ayarlarım. Sorun değil yani. Beyler, beni bu dakikadan sonra kimse tutmasın, tamam mı? Şu şişeyi kafasına geç. Easy man, easy. Otur oğlum, otur. Tabii ya, nasıl da düşünemedim. Ajan, ne oluyor ya birden tripliğe girdin? Oğlum, biz neyiz? Aktör. Yani değiliz ama olacağız. Belki de bize bir reklam filmi ayarlayabilirim. Ciddi misin oğlum? Gerçekten yapabilir misin bunu? Nasıl olacak o iş? Babamın eskiden çalıştığı bir ajans vardı. Sanırım hala bizim şirketin reklam işlerini yürütüyor. Babamı da çok severler. Yarın hep beraber oraya gideriz. Belki bir iş bağlayabiliriz. Ajan süper olur ya. Oğlum bu harika olur ya. Yapımcı torpili. Hayatta az ettiğim bir şey değil. Atsana şunu. İşte. Ne işin var burada? Dur güzelim, minik bir problem var, onu çözeceğim. Füsun. Metin, ne işin var burada? Füsun, hadi evimize gidelim. Burada mı konuşacağız? Yazıklar olsun sana Metin. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum. Füsun, abartıyorsun. Sadece ufak bir hataydı. Bu kadar büyütme. Ufak bir hata mı? Siz erkekler hepiniz aynısınız zaten değil mi? Ne yani şimdi böylesine basit bir şey yüzünden yuvamızı mı yıkacaksın? Ben mi yuvamızı yıktım? Sen gerçekten de aşağılık yüzsüzün birisin. Yuvamızı yıktığın yetmiyormuş gibi bir de utanmadan üste çıkıyorsun. Füsun. Seni o kadar sevdim ki. Her şeye de göz yumdum. Gözün işinden başka hiçbir şey görmedi. Ses çıkarmadım. Beni hep ihmal ettin ama üste gelmedim. Anne olmayı çok istediğimi bildiğin halde
Beni oyaladın. Bekledim. Ama bu kadarı fazla artık Metin, anlıyor musun? Canım biz... Yeter, sus. Artık biz diye bir şey yok. Ha, bu arada evde bir şey unutmuştum. Kadar teyzemi hiç böyle görmemiştim. Teyzem ne olursa olsun geleceğe hep umutla bakan, bu sayede de her türlü güçlüğün üstesinden gelmeyi başarabilen ender insanlardan biriydi. Ama bu gece o sevgi dolu insanın yerinde yıkılmış bir enkaz yatıyordu. Kalbinde kim var, o mu yoksa ben miyim? Bilmek isterim, yolumu çizeyim. Sen de üzgünsün bu hayattan, hem de nasıl bir kalp değil ki kalp nasıl yaşanır? İki kişi seven, iki defa ölülmüş, bir kalp yalnız bir kalbi düşünür. Ben her şeye rağmen teyzemin bunun da üstesinden geleceğine eminim. Şu an ihtiyacı olan tek şey sevgi. Kızım, gece vakti neden bağlattın bunları kafamıza? Ay seni de kendim de bu şekilde görmeye dayanamıyorum Eren, iğrenciz. Uf, her şey de üst üste geldi. Ne acayip adammış. Melek gibi kadına yapılır mıydı bu? Az kalsın bir tane de ben patlatacaktım suratını ha. Çok kötü ağlıyor ya. İçim parçalandı. Teyzemin kocasında bulamadığı sevgiyi bu evde fazlasıyla bulacağından hiç şüphem yok. Teyzem için bir şey yapmalıyız. O bizim için o kadar uğraştı. Sabaha karşı uyudu. Uyandırmasak mı ya? Ya Gülçin, gözünü açar açmaz harika bir sürprizle karşılaşacak. Ne güzel işte ya. Kızlar, keşke bekleseydiniz de şöyle şahane bir enginar kubbesi falan yapsaydım ben. Eren'cim, Füsun teyzenin moralini düzeltmeye çalışıyoruz. Öldürmeye değil. Evet. Hadi yürü hadi. Teyze. Teyzeciğim hadi kalk, baksana neler hazırladık. Kızlar, sana kahvaltı hazırladık Füsun teyze. Kızlar, yine ağlatacaksınız beni. Sakın ha teyzeciğim. Artık ağlamak yok. Biz senin moralin düzelsin diye yaptık bunları. Değil mi ama kızlar? Canım benim. Bir dakika, bir dakika. Siz ikiniz nereye gidiyorsunuz bakayım? Kuaföre gidiyoruz Füsun teyze. Oradan da okula gideceğiz. İyi tamam. Dikkat edin. Bu devirde kimin ne olduğu belli olmuyor. Hava kararmadan da evde olun.
Tamam. Yani. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısın. Hadi gel. Bu işi hallettik canım. Bunu da hallettik. Alevciğim, biliyorum senin gibi yüce bir şahsiyete ne yaptığı sorulmaz ama cüretimi bağışla. Ne yapıyorsun sen ya? Bundan sonra böyle şekerim. Bak tanıştırayım. Bu kara kaplı defterim. Bundan sonra yaptığımız bütün kötülüklerin muhasebesini burada tutacağız. Heh, bir muhasebeciliğin eksikti, o da tam oldu. Sen yakında bu işi ticarete de dökersin. Mükemmel mühimle entrika AŞ. Her türlü hillik, cinlik, entrika özenle kurulur. Saçmalama balkabağı. Mükemmelliğim sayesinde o kadar çok entrika kuruyoruz ki bu defteri kafamız karışabilir diye aldım. E benimki de kafa değil mi ama? Yani şekli olarak benziyor ama içerik olarak pek iddialı konuşamayacağım. Lokumu ben çıkıyorum. Of Cemre ya, niye ben hiçbir yere gidemiyorum? Ha bir düşün bakalım niye? Of ya, şu bandajı fırlatıp atmak geliyor içimden. Heh, sen bir ay diren, tedavinin bitmesine iki gün kala bandajı fırlat. Kızım her şey yoluna giriyor işte, daha ne istiyorsun? Bir an önce normal hayatıma geri dönmek istiyorum. Ay, hadi Gülçin'cim sıkma canını. Müzikal harika olacak. Bacağın da düzeldi sayılır. Cemre, nereye gidiyorsun? Emre ile buluşacağım Füsun teyze. Oradan da kızlarla okula gideceğiz. Emre ile mi? Bakın kızlar, erkeklere sakın güvenmeyin. Ne zaman ne yapacakları hiç belli olmaz. Görüşecekseniz sokakta görüşün. Kapalı yerlere gitmeyin. Hatta aslında mümkünse hiç görüşmeyin. Ne işiniz var sizin erkeklerle filan? Okuldan eve, evden okula. O kadar. Tamam Füsun teyze, bunu sonra konuşuruz. Hava kararmadan evde olacaksın Cemre'ciğim, tamam mı? Sakın geç kalayım deme. Teyze sen iyi misin? Biraz tuhaf davranıyorsun da. Bundan sonra böyle canım. Aa, sizi amma da başıboş bırakmışız. İyi bir anne çocuklarını her zaman koruyup kollamalı. Artık bu evde sıkı yönetim başladı. Eyvah, teyzem delirdi. Şimdi sevgili kara kaplı defterime göre Daltonların müzikal işini engelleme entrikasına ve Barış'a iftira atma planlarına devam ediyoruz. Ve burada sana harikulade bir görev düşüyor. Hiç kusura bakma. Bundan sonra görev istemiyorum ben. Başka kapıya. Ne dedin sen bakayım? Başka kapıya dedim canım. Bundan sonra senin entrikalarına elimi bile sürmeyeceğim. Git kendine başka bir balkabağı bul. Ben grev hakkımı kullanıyorum. Salak. Durum nedir? Merak etmeyin ajans Kuli. Şu an etrafta hiç uzaylı yok. Of Yasemin ya. Cemre haklı valla. Senin komiğin de geldi mi yatıya kalıyor. E sen de amma abarttın ya. Alt tarafı saçımızı saklıyoruz. Seni gören de Amerikan başkanının yakın korumalığını yapıyoruz sanacak. Biri bizi bu halde görse bu esprilerden eser kalır mıydı sence? Başlarsın öyle rezil oldum diye sızlanmaya. Buyurun yardımcı olabilir miyim? Hem de nasıl. Hatta bize sadece siz yardımcı olabilirsiniz. Hı? Siz miydiniz? Kamuflajınızı görünce tanıyamadım. Gelin gelin, sizi bir an önce güzel saçlara kavuşturalım. Berna'cığım,
canım benim. Ne kadar özlemişim seni görmeyeli. Ali, hayırdır güzelim? Biz aynı sınıfta değil miyiz? Bir günde neden bu kadar özledin ki? Ay neden olacak şekerim? Sana süper bir teklif yapacağım da ondan. Of Ali, sen de sürekli birilerine teklif yapıyorsun. Bana ne teklif edeceksin güzelim? Berna'cığım bilirsin. İnsan hayatta amacı olmadan yaşayamaz. İkimizin amacı da bu okulun en popüler kızı olmak olduğuna göre... Düşmanlarımızı ortadan kaldırmak için güçlerimizi birleştirirsek neler olur bir düşünsene. Şahane olur da sonra birbirimizi ne yapacağız? Ha, güzel soru. Esra'dan sonra seninle işimiz biraz zor olacak galiba. Neyse onu sonra düşünürüz. Önce şu Daltonların işini bir halledelim de. Daltonların mı? Düşmanımın düşmanı dostumdur. Bu da iyice manyak çıktı. İyisin değil mi kızım? Çok iyiyim Sedat amca. Hatta hiç olmadığım kadar iyiyim. O çocuk sana bir zarar verecek diye çok korktum. Hangi çocuk baba? Cemre'yi kaçıran. Baba sen Cemre'nin kaçırıldığını nereden biliyorsun? Cemre'nin arkadaşları gelip haber verdi. Arkadaşlarım mı? Alev. Kaçırıldığını duyunca her şey karardı. Her şey tamamen karardı. Baba. Baba iyi misin? İyiyim oğlum. Hem de hiç olmadığım kadar iyiyim. Ben gidip biraz dinleyeyim. Geldiğiniz için çok teşekkürler çocuklar. Alo. Pardon tanıyamadım. Ah müzikalin yönetmeni kusura bakmayın bir an çıkaramadım. Ne? Gelemeyecek misiniz? Kızlar çok üzülecek buna. Anladım. Yarın sabah 8'de. Bir saniye adresi yazıyorum. Tamam iletirim. Hoşça kalın. Hocam, sizin burada ne işiniz var? Niye ki Ali? Burası benim sınıfım. Öyle de. Az önce isminiz anons edildi. Duymadınız mı? İsmim mi anons edildi? Herhalde telefonla konuşurken duymamışım. Herhalde. Çok teşekkür ederim. Ay önemli değil hiç hocam. Ay tesadüfen bile entrika kurabiliyorum. Mükemmel miyim ne? Berna. Bırak bacak bacak kaldırmayı da hadi gel. İşimiz var şekerim. Hadi hadi. Evet bu iş bu kadar. Bitti. Eren nasıl oldu? Bilmiyorum Yoshi. Bakmaya cesaretim yok. Yerinizde olsam bu güzel manzarayı kaçırmazdım bayanlar. Eren saçıma baksana. Yok ya. Niye ben bakıyormuşum? Önce sen benimkine bakacaksın. Tamam o zaman. Aynı anda. Anlaştık mı? Tamam. Anlaştık. Üçe kadar sayıyorum o zaman. Bir. İki. Üç. Oh. Hele şükür. Sonunda. Hele şükür. Normale döndüm. Var ya hiç düzelmeyecek zannettim. Şu Alev'in yaptığına bakar mısın ya? Gitmiş babana söylemiş. Ben ona yapacağımı bilirdim ama dua etsin ki bulaşmak istemiyorum. Senin neyin var aşkım? Kaçırılma deyince aklıma geldi. Murat ne yapıyor acaba? Ne yapacak? Hapiste gün sayıyordur. Çok üzülüyorum. Böyle olmasını hiç istemezdim. Ziyaretine gitsem mi?
Belki bir ihtiyacı vardır. Cemre. Zaten şikayetçi olmayarak yapabileceğin en büyük iyiliği yaptın. Ya bizim şirketin avukatı ilgileniyor. Araba hırsızından birkaç ay yatıp çıkacakmış. Şimdi bir de ziyaretine gidersen yanlış anlayabilir. Aynı şeyleri bir daha yaşamak istemiyorum. Sanırım haklısın aşkım. Neyse, hadi okula gidelim. Geç kaldık. Seni okula bırakayım. Ben çocukları bir reklam ajansına götüreceğim. Reklam ajansı mı? Evet. Çocuklar iş bakıyormuş da. Diyorsun sen Türk filmi falan mı? Gel sor örneğim gel. Çok duygusal. Teyze ama bu bildiğimiz belgesel. İşte bildiğim belgesellerden değil. Bu bebek belgeseli. Şunların güzelliğine bak, ne kadar masum. Tertemiz. Teyze nereden çıktı birdenbire böyle çocuk merakı? Hı? Birdenbire çıkmadı. Ben hep bir kızım olsun istiyordum. Ama Metin öpüşleri bahane edip erteliyordu. Artık Metin de yok. Benim hiç kızım olmayacak değil mi? Aa, olur mu hiç öyle şey teyzeciğim? Daha ne kadar gençsin bir baksana. Hem biz varız. Yukarı alın. Buyurun. Sağ olun. Emre Bey hoş geldiniz. Merhaba Sevgi Hanım. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Babanız nasıl? İyidir inşallah. Biraz evvel yanındaydım. Size selamları var. Biz sizinle bir konu hakkında görüşmek için gelmiştik. Pardon. Sizleri ayakta tuttuk. Lütfen oturun. Ne içersiniz? Soğuk bir şeyler. Ben de bir frappuccino alayım hayatım. Tabii. Biliyorsunuz ben akademide oyunculuk okuyorum. Barış, Korkut, sınıf arkadaşlarım. Mert de bizim okuldan çok yetenekli bir müzisyen. Okul bitmeden şöyle ufak tefek işlerle piyasaya sınalım diyoruz. Anlıyorum. Aslında biz de gençler için yeni çıkacak bir içeceğin reklam kampanyasını çekmek üzereydik. Yani? Babanızın bende hatırı çoktur. Küçük bir şirketken onun sayesinde büyüyüp bu hale geldik. Yani uzun sözün kısası, küçük bir deneme filmi çekebiliriz. Evet. Oğlum süper oğlum. Süper. Haliniz daha mı seksi? Ne? Kızım bırak dalgayı. Bir yana hep öyle kalacağız ki ödüm koptu. Vallahi benim de. Ne anonsuymuş ya anlamadım gitti. Merhaba kızlar. Merhaba hocam. Hocam müzikalin yönetmeni nerede? Az önce aradı. Maalesef gelemiyor kızlar. Gelemiyor mu? Yoksa bizimle çalışmaktan vaz mı geçti? Dün gidemedik diye kızdı tabii değil mi? Sakin olun kızlar. Hemen kötü şeyler düşünmeyin. Sadece bir işi çıkmış bugün gelemiyormuş. Yarın sabah 8'de sizi bu adrese bekliyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Herkes ısınmaya başlasın. Hadi. Ay dur. Ne
Bakıyorum hiç vakit kaybetmeden kendine hemen yeni bir bal kabağı bulmuşsun. Esra'cığım, grev sona erdi şekerim. Bu ne biliyor musun? Ne? Daltonların yönetmenle görüşeceği adres. Ama şansa bakın ki elim bir talihsizlik sonucu. Daltonların adresiyle benim modacımın adresi birbirine karıştı. Ata, o zaman niye tutuyorsun onu? Saçmalama Esra. Kızların yerine o adrese biz gideceğiz. Ve Daltonların rollerini çalacağız. Of Alev ya, iyice saçmaladım. Gerçek ortaya çıkmayacak mı sanıyorsun? Çıksın şekerim. İstediği kadar çıksın. Gerçek ortaya çıkana kadar biz çoktan yönetmeni tavlayıp rolü çalmış oluruz şekerim. Şimdi ben Cemre olacağım. Ben de Gülçin olayım. Saçmalama balkabağı. Kıvırcık daha toz sakat. Görüşmeye gitmeyecek ki. Olsun. Hem Teoman Gülçin'e takılıyor. Ben Gülçin olayım lütfen. Sen Eren olacaksın canım. Ama ben Eren olmak istemiyorum. İtiraz etme balkabağı. Berna'cığım, şekerim, sen de Yasemin olacaksın, tamam mı canım? Ay. Hadi bakalım, gidip hazırlık yapalım. Hadi. Bana ne ya, ben Gülçin olacağım işte. Bana ne Gülçin olacağım. Ajan, bu iş süper oldu ya. Reklam müziklerini yapacağımı duyunca Gülçin acayip etkilenecek. Oğlum, biz de ilk defa televizyona çıkacağız. Durun bakalım oğlum. Sevgi Hanım DM filmi yapacak. Daha iş almadık. Hiç korkmayın çocuklar. Yanınızda ben varım, ben. İş cepte. Hiç şüpheniz olmasın. Hatta bu güzel olayın şerefine akşam sizi yemeğe götürmem gerekiyor. Oğlum, ne diyorsun sen? Ne yemeği? Sende para mı var? Ya tamam oğlum, yeriz işte. Akşam kızlarla beraber gideceğiz ya. Hep beraber gideriz işte. Çocuklar, Gülçin de gelir mi sizce? Ya ayarlarız be oğlum. Hallederiz merak oğlum, sen. Merak etme. Hadi. Hadi. 1, 2, 3 ve 4, 5, 6, 7 ve 8. Hoş geldiniz hocam. Merhaba arkadaşlar. Çalışmanızı böldüğüm için özür dilerim. Ama öğrencilere bir haber vermek zorundayım. Ne demek hocam, buyurun. Arkadaşlar, bu seneden itibaren dans sınıfı öğrencileri klasik bale ve modern dans olmak üzere branşlara ayrılacak. Modern dans dersini Bahadır hocamız verecek. Klasik bale içinse Rusya'dan yeni bir hoca gelecek. Yani. Ama tabii Bahadır hocayla da dersler devam edecek. Oley. Bir an önce branşınıza karar vermenizi istiyorum. Anlaşıldı mı? Hı hı. Kolay gelsin. İyi dersler. Teşekkürler. Aa. Çok sağ olun. 1, 2, 3 ve 4, 5 ve 6. Ya kızlar, modern dans dururken bale seçilir mi? Eren, klasik baleyi geliştirdikten sonra her türlü dansı yaparsın. Bence de. Olmaz öyle şey. İnsan ancak bir dalda uzmanlaşır. Vereceğimiz karar bütün hayatımızı etkileyecek. Gelin bakalım kızlar. Merhaba Füsun teyze. Merhaba da. Saatten haberiniz var mı sizin? 8'e geliyor. Evet, saat 8'e geliyor. Güneş de güney yarım küreye doğru gidiyor. Ben size hava kararmadan önce geleceksiniz demedim mi? Ama Füsun teyze. Abası falan yok. Hepiniz cezalısınız. Evden dışarı adım atmak yok. Ama biz çocuklarla buluşacaktık şimdi. Ne? Ne işiniz var sizin o çocuklarla? Bu kadar yüz vermeyin şunlara. Ne oldu Füsun teyzeye böyle? Ay, hiç soğuk değil, durum çok fena. Kendi aranızda fısıldaşmayın bakayım. Doğru banyo. Ellerinizi ayaklarınızı yıkıyorsunuz. Hı? Sonra yemeği. Sonra doğru ödevlerinizin başına. Ödev mi? Ne ödevi ya? Hadi hadi. Hadi. Allah. Sen de sırtma bakayım. Hadi be oğlum. Amma süslendin ya. Tamam can, geliyorum ya. Oğlum, movie star olan benim lan. Hadi. Çin malı movie star. Ben de kendi iş mi starıyım? Hadi gel. Aşkım, hazır mısınız? Yok artık ya, bu kadarı da fazla. E bu kaçıncı oldu ama? Hı. Peki tamam, tamam. Başka zaman yaparız artık. Oo. Tamam canım. Ben de seni. Ne oldu abi? Kızlar çıkamıyormuş. Füsun teyze taş koymuş. Yapma ya, yine mi abi? Nasıl olmuş Maşan? Hiç boşuna heveslenmeyin. Kızlar çıkamıyor abi. Yapma ya. Oğlum boşuna mı süslendik o kadar? Boşuna olur mu? Madem kızlar çıkamıyor biz de evde kutlama yaparız. Üstelik
İçkiler de benden. İşte bu güzel olur. Hadi çıkalım. Hadi. Hadi yürü. İşte böyle lokum. Şimdi sen söyle. Klasik mi, modern mi? Bunu niye bu kadar olay yaptığınızı anlamadım ki. Bu şimdiye kadar duyduğum en basit soru. Duydun mu Eren'cim? Duy da ibret al, ibret. Gerçekten iyi ibret oldu Yeşilcim. Çok haklıymışsın. Bu da sana kapak olsun. Kapak olsun ha? Dur. Çak çak. Hadi hadi. Bakmayın kızlar ama ben kararımı verdim. Baleyi seçeceğim. Ben de. Bale gibisi var mı? Geç olmadı mı? Yatmayı düşünmüyor musunuz? Bu saatte mi? Evet, bu saatte. Cemre'cim, yorganını aldıktan sonra ışığı kapatırsan sevinirim tatlım. Yok artık, yok artık. Yatmayın ya, yatmayın. Olmaz yani. Bu ne ya? Hadi Teo ya, hazırlanmadın mı daha? Sinemaya geç kalacağız. Sinema mı? Unuttun mu? Gülçin'le sinemaya gideceğiz ya. Siz gidin. Benim çalışmam lazım. Gelemem. Uf, ne olur yani çizme Teo. Anlamıyorsun İlayda. Yapamam. Neden? Peki, anlatacağım. Ama ağzını sıkı tutacaksın. Söz mü? Söz. Ben Mert'e Gülçin'den uzak duracağıma dair söz verdim. Söz mü verdin? Hı hı. Ama neden? Çünkü o kadar çaresiz görünüyordu ki. Dayanamadım. Ama anlaşılan bu yaptığından pek de mutlu değilsin. Ne oldu, sustun birden? Hadi çık sen. Yoksa sinemaya geç kalacaksınız. Of Hüsnü teyze ya. Ne güzel çıkacaktık çocuklarla. Tıkılıp kaldık bu eve. Öyle deme Yuşicim. Kolay değil. Kim bilir onun içinde de ne fırtınalar kopuyor. Bakalım teyzem daha ne numaralar yumurtlayacak. Sen şu teyzeni boş ver de kapıya bak önce. Ay İlayda, hoş geldin, gelsene. Gelsene mi? Sinemaya gitmiyor muyuz? Doğru ya, sinema. Ay ben tamamen unutmuşum. Ya kusura bakma, teyzem bu akşam dışarı çıkmamızı yasakladı. Teo nerede? Ay hiç sorma, Teo'da hayat yok. Öylece oturuyor evde. İçeri gelsene. Merhaba kızlar. Merhaba. Siz niye böyle sıkkınsınız? Of. Okulda işler karışık biraz, ondan. Madem herkesin canı sıkkın, dışarıda çıkamıyorsunuz. Biz de evde eğleniriz, olur mu? Bomba olur. O zaman doğruluk mu cesaret mi oynayalım mı? Bence süper fikir. Oğlum ne yapıyor bunlar?
Abi sakin ol. Kim yiyecek bu kadar şeyi ya? Şundan ne yapsın? Yenir. Ajanlar, yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Biz sadece içecek ve çerez almak için buraya gelmedik mi? Onu Emre'ye söyle oğlum. Adamın gözü döndü, baksana. Ben zaten Barış sana söylüyorum. Emre sen anla mantığıyla yaklaşıyorum. Ajan sen ne yapıyorsun ya? Bu ne alışveriş çılgınlığı oğlum? Gülçin'i geçtin. E ne yapalım abi? Hepsi lazım bunların. Bunlar lazım da bunları ödeyebilmek için bir miktarda para lazım biliyorsun. Para işini dert etmeyin oğlum. Doğru. Para işini hiç dert etmeyin. Ben kasiyere imza veririm. Gerekirse marketin tapusunu üzerime yapar. Ben şimdi senin yolunu yapacağım Korkut. Ajan bak sen bunlar biraz fazla oluyor. Neredeyse bir an istiyonu aldık. Of. Ya merak etme Mert. Biz kardeş değil miyiz oğlum? Hmm. Ajan biz bunları sana nasıl ödeyeceğiz? Oğlum bu kadar para nerede bizde? Oğlum para dediğin nedir ki? Kardeşler arasında lafı mı olur be? Mezara mı götüreceğiz parayı? Koy hadi koy. Koy yürü. Koy. Hadi. Nasıl bir oyun? Ben hiç oynamadım. Ciddi olamazsın. Şimdi bize boş bir şişe lazım. Şişeyi çeviren ucu kime denk gelirse doğruluk mu cesaret mi diye soracak. Eğer karşısındaki doğruluğu seçerse soracağı soruya da doğru cevap vermek zorunda. Yok eğer cesareti seçerse o zaman ne isterse yapacak. Tamam basit. Bir de arka arkaya doğruluk ya da cesaret diyemiyorsunuz. Ya iyi de ben bu halde cesaret seçemem ki. Artık senin için bir istisna yapacağız. Herkes kabul ederse sen üst üste doğruluk diyebilirsin. Tamam. Bize uyar. Olur. O zaman ben mutfaktan işimize yarayabilecek bir şeyler bulayım. Siz de ortalığı açın. Lavabonun yanında boş bir soda şişesi vardı. İlk defa dağınıklığın bir işe yaradı. Oğlum parti harika olacak ha, süper olacak. Al bunu da çok yoruldum. Git Ceren abi. Alın bunları halledin. Tabak ver oradan. Bu tarafta değil mi? Evet. Hadi Korkut. Hadi abi. Ne? Hadi. Git. Öyle mi? Ben toplarım o zaman. Kalksana abi. Evet. Hadi kalk. Hadi. Hadi. Ne oluyor be? Merhaba. Neyi içiyoruz peki? Yeni işimize. Arkadaşla. Aşka. Yasemin'e. Ben başlıyorum. Söyle bakalım bayan sağlıklı yaşam. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Peki. Aşk mı para mı? Bence her ikisi de. Saçmalama böyle cevap olur mu? Birinden birini seçmek zorunda. Tabii seçin hava hoş. Emre hem yakışıklı hem de zengin. Yani hem aşk hem de para. Sen de Korkut'u bu kadar süründürmeseydin. Onun da şu anda hem aşkı hem parası olacaktı canım. Ne alakası var ya? Korkut Gözde ile evlenmediği sürece babası onu tek kuruş koklatmayacak. Hem ayrıca Korkut'un parası olmuş olmamış umurunda bile değil. Ay tamam her neyse. Size mi sordum ben? Evet Eren. Bir an bana hiç sıra gelmeyecek zannettim. Tabii ki aşk. Herhalden belli oluyor canım. Biz sevgili de her gece mehtaba çıkardık, mehtaba çıkardık, mehtaba çıkardık. Ah Cemrah, ben var ya çarpıldım abicim, çarpıldım. Seninki de çarpılmak mı be? Sen nasıl bana sor. Sen ne diyorsun oğlum? Kamyonun altında kaldım diyorum. Basit. Benim üzerimden buldozer geçti. Senin haberin var mı? Siz ne diyorsunuz ajanlar? Ben
Bu bünyeye 40.000 volt yedim. Hı. Ama hala ayaktayım. O bir şey mi abicim? Ben yıldırım çarptım. Yoksa başka bir şey mi? O da yeni başlayan bir şey. Ajan attırma şimdi tepemi. Şimdi sana bir çarpacağım, buradan göreceksin. O zaman son 2, 3, 4. Bir sev beni de her gece mehtaba çıkardık. Mehtaba. Böyle mehtaba çıkılır mı? Ne oluruz yavrum? Bekleyin. Mehtaba çıkacağız. Nereye gidiyor bu? Nereye gidiyor bu? Sandığı getirecek. Ne sandığı? Bu adam iki taneyle sarhoş oldu. Ya dayı ya, çok görüntü yapıyorsunuz. Tamam Morgan Şeker. Daha dikkatli oluruz. Ya senin şişme bot neredeydi? Dolabın arkasında, ne yapacaksın? Ya boş ver, sen uyu. Uyuma saatin geldi zaten. İşte ajanlar. Mehtaba bununla çıkılır. Bu ne oğlum? Zeynep'in şişme botu. Şiştiniz mi şimdi? Demin gibi yazdınız. Siz şişirin şimdi şişme botu. Toparlanın bakalım. Toparlayın etrafı hadi. Seçemeyeceğine göre sana kolay bir soru sorayım bari. Hoşlandığın biri var mı? Hadi ama. Evet var. Ay, ay, ay. Hadi. Yoshi, doğruluk mu cesaret mi? Cesaret. Demek kaytarıyorsun. İyi, peki o zaman. Şimdi senden yukarı çıkıp korkut öpmeni istiyorum. Evet. Ay yok artık. Ya kuralları bozma Yasemin. İtiraz ve yalan yok bu oyunda. Başka bir şey söyleseydiniz onu da mı yapacaktım? Ama başka bir şey söylenmedi yani sana. Alt tarafı yanaktan bir öpücük. Hadi. Muah. Bunu kaçıracağım. Ben de geliyorum. Bye. Bu sesler nereden geliyor? Yukarıda nerede? Popstar yarışması var galiba. Beyler, siz yolculuk hazırlıklarına başlayın. Ben arkadan yüzerek yetiştiririm. Sandallarımız meşe dolar. Ay, bu iğren sesinin sebebi belli oldu. Kızlar, yoksa Gülçin'e bir şey mi oldu? Gülçin iyi Mert, merak etme de biz Korkut için geldik. Korkut için mi? Evet, Korkut nerede? Vallahi az önce böyle Heybeli'den mehtaba doğru yola çıkmıştı. Ama siz böyle güzel yüzerseniz birkaç kulaçta yetişirsiniz. Hadi geçin. Siz içki içmişsiniz yine. Ben mi? Heybeli de mehtaba çıkmıştı. Ben
yok yok. Bunlar hiç normal değil. Hayır yani. Normal insanlar içince en fazla sarhoş olurlar. Bunlar resmen başka bir boyuta geçiyorlar. Şu hallerine bak ya. Eren gel. Kızım hadi hadi. Korkut. Yasemin. O öptü. 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 Hadi kolay gelsin. Öptü. 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 Ne? Öptü. Niye öptü? Korkut öptü. Korkut öptü. Niye öptü ya? Ben de gidiyorum. Çabuk ne oldu? Öpücükten sonra Korkut'un suratını görmeliydiniz kızlar. Hele bizim kızın suratı geçen günkü acayip saç rengine döndü. Normal. Vallahi o manzaradan sonra benim yüzümün renginin lafı olmaz. Neydi öyle botlar, heybeli, mehtap falan? Hadi devam. İşte bu Cemre Hanım. İntikam vakti. Yemezler canım. Cesaret tabii. Güzel. O zaman sizi sahneye alalım. Köprü kurup kalpsizliğinin nakaratını söylemeni istiyorum. Ne? Yok artık. Bu oyunun krallarına aykırı. Vallahi hiç de değil. O zaman... insan haklarına aykırı. Sahne sizin Cemre Hanım. Buyurun. Buyurun. Hadi bakayım. Bakın sadece nakarat ona göre. Hadi hadi. Ay, hadi. Kimseyi görmezsin, yüzüne gülmezsin, kendine hayransın, bencilsin, sevemezsin. Aynalara bir bak, senden güzel mi var? Kimseyi görmezsin, yüzüne gülmezsin, kendine hayransın, hayransın, bencilsin. Çok eğlendiniz galiba. Evet, tabii. Aslında fena olmadı. Bir koreografide kullansak mı bunu? Ha, aman ne komik. İyi olur, iyi olur. Ben de sizin durumunuzda gülerim. Biz heybeli de her gece mehtaba çıkardık. Hey! Nereye gidiyoruz oğlum? Mehtaba. Mehtap nerede? Mehtap şurada. Mehtap şurada oğlum. Ne yapacağız? Batu çevireceğiz. Hadi. Hadi. Ha, böyle mi kaptan? Hadi. Biz heybeli de her gece mehtaba çıkardık. Mehtaba çıkardı. Şşş. Abi aman dikkatli içelim. Son içtiğimiz gece kızların kapısına dayanıp rezil etmiştik kendimizi. O zaman dertliydik oğlum. Şimdi keyiften içiyoruz. Oğlum baksanıza. Kızlar bizim kapımıza gelip dayanıyor. Bir daha gelirler mi acaba? Ne dersiniz? Bu sefer var ya, garanti Eren beni öper. Yok. Kesin Cemre beni öper. Bu ne ya, nispet yapar gibi. Tabii ya, biz öpen yok. Ya üzülme be kardeşim. Ben aşağı yapayım seni, öpeyim seni. Al bak, gel. Hey düşüyor. Düşüyor. Hey düşüyor. Lan dur, ne yapıyorsun? Korkut bırak. Abicim şeyi gördüm, sarhoş oluyorsun. Ne olacak ya? Daha ne içtin ki? Öyle değil mi Emre? Ben zaten sarhoşum. Aşk beni sarhoş etti. Yasemin'in aşkından ne yapacağımı hiç yapamıyorum. Bilemiyorum. Ne? Sen Emre mi dedin ajan? Sonra da Yasemin dedi. Yasemin dedi mi tabiş? Benim ağzımdan başka bir kelime çıkmıyor ki. Ya sen... Ne?
Gözümüz aydın beyler. Korkut geri döndü. Oğlum, Berk zibidisinden kurtulduk be. Kurtulduk be. Şimdi düştün elime Yoşi'cim. Cesaret diyemediğine göre söyle bakalım. Korkut'u seviyor musun? Evet. Oh be kızım. Şunu diyebilmek için illa bu oyunu mu oynamamız gerekiyordu? Hayır canım. Aklımın başına gelmesi gerekiyordu. Sormuyorum. Eren Hanım, nasıl olsa cesaret demek zorundasın. İyi tamam. Ama beni şeveye çevirme sakın. Yok yok. Kolay bir şey isteyeceğim. İki on şekat, bir pürvet dönde. Arkadaşlar görsünler bale nasıl yapılıyormuş. Demek kanka oldunuz. Ha, bu arada hazır kalkmışken yanına da iki tane oryantal figür serpiştir bakayım. Gülçin, Yasemin'den sonra şimdi de senin komiğin geldi galiba. Ne var, gelemez mi? İyi de olmaz ki yani böyle ısınmadan, konsantre olmadan. Hadi hadi. Olur canım. Konsantre olman için bir saat yoga yapmanı mı bekleyelim? Hadi malı görelim Eren. Hadi hadi. Milade sıra sende. Şimdi çevir bakalım şu şişeyi. Öyle bir yetenek yok ya. Süpersin Eren. Cesaret. Gülçin, pek bir cesur gördüm seni. Ne oluyor? Ya ama haksızlıktı bu. Çok zor soruyor ya. Merak etme, bu sefer zor sormayacağım. Hoşlandığın kişinin adı ne? Evet. Ay. Bakalım. Evet, seni bekliyoruz. Hadi. Kızlar. Siz hala uyumadınız mı? Geçin. Niye bağırıyordun gecenin bu saatinde? Ha? Şey teyze, oyun oynuyorduk da heyecanlanmışım. Hadi bakalım doğru yatağa. İlaydacığım sen de canım. Sabah erken kalkacaksınız. Işığı da bu sefer unutmazsınız herhalde. Kusura bakma İlaydacığım ya. Önemli değil. Teyze olsun işte de ne yapalım. Merhaba güzelim. Eren ablalar yok mu? Erkenden çıktılar. Müzikalin yönetmeniyle buluşacaklar. Ben size yardımcı olabilir miyim Zeynep Hanım? Defterim Eren abladaydı da onu alacaktım. Ben defterini ararken şöyle sıcacık güzel bir çikolataya ne dersiniz küçük hanım? Bak işte bu lafı sevdim. Servisim gelene kadar birkaç dakikan var sanırım. Hadi bakalım o zaman. Gerçekten anlamıyorum. Buralarda öyle müzikal falan verilecek bir salon yok ki. Belki adam evine çağırmıştır. Yok artık daha neler. Of. Ya ben yorulmaya başladım. Böyle nasıl çıkacağım ya? Tamam mızmızlanma işte. Gelmek üzereyiz Gülçin. Tabii ayağı sakat olan sen değilsin. Kızım
Bir aydır ağlıyorsun, dinledik. Ama yeter, numarayı bırak artık. Yarın açılıyor işte ayağım. Sızlıyor ama. Lokumum tamam, ısrar etme. Artık yemiyoruz yani. Yarın doktor kötü bir şey söylerse görürüm ben sizi. Gülçin, son kontrolde ne dedi doktor? Her şey yolunda. İyi işte, uzatma istersen. Her şey yolunda. Günaydın Teo. Günaydın tatlım. Erkencisin bugün. Uyku tutmadı. Sen niye bu kadar erken kalktın? Okula gitmeden eve uğrayacağım. Film nasıldı? Kızlar cezalıydı. Sinemaya gidemedik. Ne yaptınız peki? Hiç. Evde oturup oyun oynadık. Kızlar çok şekerler. Özellikle de Gülçin. Gülçin mi? Evet, seni sordu. Beni mi? Hı hı. Akşama seni bekliyor. Ciddi misin? Hı hı. Evet, sana bir sürprizi varmış. Neyse, hadi ben kaçtım. Amcamlara selam söyle. Olur. Maalesef bulamadım küçük hanım. Belki de yanlarını almışlardır. O zaman akşam alırsın, olur mu? Bugün sınıfta okuyacaktım ama bir dahaki derse artık. Umarım öğretmenin kızmaz. Ben onu ikna ederim. Sıcak çikolata için teşekkür ederim. Artık gideyim. Servisim gelmek üzere. Bak ne diyeceğim. Seni bugün okula ben götüreyim mi küçük hanım? Ha? Neden olmasın? Hadi tamam o zaman. Alev. Gerizekalı balkaba. Şu andan itibaren artık Alev yok. Cemre var. Sakın bir daha bana Alev deme. Cemre'cim, bu Yasemin de biraz salak galiba. Bence de salak. Ben Gülçin olayım işte o yüzden. Sessiz olun. Adam bu tarafa doğru bakıyor. Günaydın kızlar. Size nasıl yardımcı olabilirim? Biz akademiden geliyoruz. Ben Cemre. Merhaba. Bunlar da arkadaşlarım Eren ve... Gülçin. Demek Gülçin sensin. Teo senden çok bahsetmişti. Teo mu? Ben sana demiştim. Saçmalama kızım, alacağım şimdi tozunu. Cemre çok titizdir de aşırı temizlik düşkünüdür. Hı-hı. Aynen karşınızda gördüğünüz gibi. Peki dördüncü arkadaşınız nerede? Yasemin mi? İşte burada. Nasıl yani? O Gülçin değil mi? Yok canım, Yasemin. Kendisi Gülçin'i çok severdi. Onu anmadan geçemedi. Her neyse, fazla vaktimiz yok. Sanırım Bahadır Hoca müzikal için sizi çalıştırmış. Öve öve bitiremedim. Umarım söylediği kadar iyisinizdir. Ay, iyi de laf mı? Biz akademinin en popüler kızlarıyız şekerim. Doğru söze ne denir? Nilgün, kızların sözlerini ver. Buyurun. Sahne sizin. Kızlar, burası moda evi. Görüyoruz canım. Dur ben bir bakayım. Sen yanlış anlamış olma. Ne yani, gerizekalı mıyız biz? Ay şu ne güzelmiş. Bir de desen mi? Gülçin, hadi gel. Ay. Ama aklımda kalacak Eren. Ay bu modernizlerin de hepsi bir garip oluyor Yasemin. Sorma, biraz çatlak oluyorlar. Bak, siz ikiniz şu klasik bale modern dans meselesinden beri bize karşı cephe almış durumdasınız. Fark etmedim sanmayın sakın. Ay. Yok canım, biz modern dansı severiz. Modern dans olmasa ya da klasik balenin güzelliği ortaya çıkmazdı. Oldu güzelim. Siz en iyisi göl kenarındaki şatonuza dönün. Güzel güzel otlarsınız kuğularla beraber. Şu kuğ gölü de olmasa baleden anlamayanlar ne konuşacak çok merak ediyorum. Hmm. Ay bir de fındık kıran var, başka da bir şey bilmezler zaten. Ben şimdi sizin kafanızı bir kıracağım. Kuğuyu da fındığı da göreceksiniz. Boş ver Eren'im, sen onların seviyesine inme. Ama ben ciddiyim. Yönetmenle buluşmamıza geç kalırsak müzikal kaçacak. Bir de şu meşhur Rus hoca geliyor, sonra onu da kaçıracağız. Haklı valla. Bak, haklı oldun mu? Sesim çıkıyor mu Eren? Çıkmıyor. Ben bir Bahadır Hoca'yı arayayım.
Öyle otur. Müzik. Ha, endişelenmeyin. Şimdilik şarkının sözlerini kağıttan takip edebilirsiniz. Benim için önemli olan müziğe uyun ve çok iyi dans edin. While carrying off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, daha, I don't love you, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine food and handy, I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. Alo. Hocam biz geldik. Ama bu adreste öyle bir yer yok. Tamam hocam, bekliyoruz. Müzikalin yönetmeni bu sefer bizi kesin defterden silecek. Neyse canım, zaten müzikal sizin neyinize. Bir balede sahne alırsınız artık. Bakıyorum da yine komiğin gelmiş senin Eren. Yapmayın kızlar, birimiz hepimiz birimiz içine ne oldu? Ne olacak? Balerin kardeşlerimiz bizi sattı, ikimiz klasik, ikimiz modern oldu. Hmm. Biz mi sattık? Hmm. Asıl siz koskoca dans tarihini sattınız hanımefendi. Ya. Yasemin ayıp oluyor ama. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't bet. Yes, my heart belongs to daddy, da-da-da-da-da-da-da-da-da. So I want to warn you, laddie, that I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy, 'cause my daddy, he treats it so. Buyurun. Bahadır Hoca. Ne? Yanlış adrese mi gitmişler? Nasıl olur? Kızlar şu anda tam karşımda. Üstelik de berbatlar. Yes. Alo. Evet hocam. Hı? Anlaşıldı. Tamam, hemen gidiyoruz. Alayım mı adresi hocam? Sağ olun hocam. Ne olmuş? Bilin bakalım, şu an yönetmenin yanında kim varmış? Kim? Hı. Biz. Aa, biz mi? Ne? Nasıl yani? Gerçekten mi? Tamam Sevgi Hanım. Ben müsaadenizle içeri bakayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgi Hanım merhaba. Geç kalmadık ya. Yok yok, tam vaktinde. Arkadaşlar seti hazırlıyor. Birazdan çekime başlarız. Siz biraz bekleyin, ben bir stüdyoya bakayım. Ne? Ne yapıyorsun geç abi sen geç. Ya? Yo yo yo. Ne yapıyor bu? Resmen skandal. Koskoca Movie Star Berk setin hazırlanmasını bekliyor. Olmaz bebeğim. Olmaz. Bu kafayla Türk sineması asla adam olmaz. Olmaz. Berk Bey geri döndü ajanlar, gözümüz aydın. Vallahi hiç aydın değil Mert. Hatta acayip karanlık. Abi dün gece ne güzel yeniden Korkut olmuştu. Bu yine ne oldu? Abi o içince öyle oluyor. Ne yapsak, hep içki mi içirsek ajanlar? Aman abi aman. İçkili hali hiç çekilmiyor ki bunun. O zaman normal halinden de Korkut oluyor. Çok komiksin sen ya. Bravo. Beyler hoş geldiniz. Aa. Buyurun sizi makyajı alayım. Allah Allah. Şimdi alıyorsun. Tamam. Bu saat. Tamam hadi. Biraz daha yavaş ol dediniz. Kızlar, anlaşılan yanlış bir anlaşılma olmuş. Yanlışlık mı? Yok canım, ne yanlışlığı? Benim olduğum yerde yanlışlık olmaz şekerim. O kadar takıntılıyımdır ki hiçbir şeyin yanlış olmasına müsaade etmem. Ya Cemre çok titizdir de. Ay Erenciğim, uzaylı da atonum.
bir can yoldaşım benim. Ay bu arada Eren şahane yemek yapar biliyor musunuz? Ben de çok sakarımdır. Sakar mı dedim? Hızlı diyecektim, hızlı. O kadar hızlı gidiyorum ki ne dediğimi farkında bile değilim. Ya yeter. Ne diyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Şekerim, kısacası yanlışlık falan yok diyoruz. Biz Cemre, Eren ve Yasemin'iz. Gülçin'iz. Neyse. Biz işimize bakalım. Müziği ver canım. Hadi şekerim, hadi. You know, la proprietaire. Anlaşılmasaydı. Merlin Monroe şarkısının bu hale geldiğini duysa kahrından ölürdü herhalde. Merlin Monroe zaten öldü şekerim. Kesin alev gibi biri yüzümdendir. Yeter, kes. Buyurun. Merhaba, biz akademiden geliyoruz. Ben Cemre. Ben Gülçin. Gülçin? Hı hı. Ben Eren. Ben de Yasemin. Şimdi anlaşıldı. Kısa yoldan ünlü olmak isteyen birkaç çapsız daha. Bana bak yönetmen efendi. Zaten sabahtan beri bir agresiflik, bir beğenmemezlik. Sen benim gibisin, mumla arasan bulamazsın şekerim. Alevciğim, senin gibi yeteneksizin değil mumla. Projektörle arasak yine bulamayız yani. Tabii bir de entrikacıyım. Bir de yalancıyı. Ne? Yılebaz söylenmiş miydi? Yok söylenmedi. Bir de hilebazı. Bu ne be? Bir de sırada ayağına çekseydiniz bari. Siz de bir şey söyleseydiniz bal kabakları. Hiç kusura bakma Alev. Kızlar haklı. Benden bu kadar. Esra'cığım. Şapşallar. Ay Esra'cığım dur. Dursana şekerim. Ay bizi bekle. Esra. Kestik. Hadi oğlum gel. Bugünlük yeterli. Sevgi Hanım gayet güzeldi. Ben çekilenlere bir bakayım. Tamam Ferhat Bey. Miray'cığım kasetleri alıp yanıma gel. Çocukları hiç fena değil. Üç yüzün elektriği çok iyi. Yani işi aldık mı? Öyle gözüküyor. Harika. Müzik için ne düşünüyorsun? Enerjik, hareketli bir şey olmalı. Hatta şarkıyı söyleyecek kızlar bile hazır. Çok iyi ama önce dinlemem lazım. Harikayız biz abi. Biz harikayız abi. Yakında çıkacak albümlerin bir demosu var bende. İsterseniz giderken bırakabilirim. Aslında haftaya bir müzikalde sahne alacaklar. Gelebilirseniz eğer kızları canlı izleme fırsatını bulursunuz. Çok sevinirim. Metin yazarımız ve art direktörümüz bir senaryo üzerinde çalışıyorlar. Sanırım önümüzdeki hafta çekimlere başlarız. Evet. Uf. Sevgi Hanım, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz Sevgi Hanım. Teşekkürler Sevgi Teşekkürler. Hanım. Hoşça kalın. İstiyorsan bu başvuru beraber... Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Pardon. Ara beni. Ara. Var numaram. Şimdi arkadaşlar... Çok keyifli bir gösteri olacak.
eski müzikallerin unutulmaz şarkılarını toparladık. Sizin için de Marilyn Monroe'nun My Heart Belongs to Daddy şarkısını seçtik. Ben bayılırım o şarkıya. Çok heyecanlı. Alev'den dinlemediğim sürece ben de. Biz Bahadır Hoca ile bir koreografi çalışmıştık aslında. Evet, bahsetmişti. O zaman sizi sahneye alalım. Ve müzik. Esra? Esra dursana. Sana diyorum. Ne bu be? Köpek yarışlarında önden koşan tavşan gibi koşturuyorsun bizi peşinden canım. İnsan bizi de bekler. Beklemez canım. Hatta insan olan birinin seninle işi olmaz. Bundan sonra kendi başının çaresine bakarsın. Artık ben yokum. Ne demek yokum? Basbayağı yokum işte. Daltonlar haklıydı. Entrika, yalan, hile ne ararsan var. Bu ne ya? Resmen insanlıktan çıktık. Ama Esra'cığım, biliyorsun ki kutsal amacımız için her şey. Kutsal amacıymış. Alev, üstüme gelme istersen. Bir gün birinin elinde kalacaksın ve o kişi ben olmak istemiyorum. Gitti. Şuna bak. Resmen bal kabağı dökümü yaşıyoruz. Patır patır gidiyor bunlar. Aman bırak gitsin güzelim. Bizde bal kabağı mı yok? Var mı şekerim? Tonla. Peki nereden bulacağız bunları bayan çok bilmiş? Ben onu çoktan düşündüm. Okulda bir kötü kız yarışması düzenleriz. İstemediğin kadar bal kabağı buluruz. Bak bu fena fikir değilmiş. İyi fikir tabii güzelim. Mükemmel. Şahane miyim ne? Destek. Harikasınız kızlar. Harika. Sizde gerçekten olağanüstü bir sahne ışığı var. Bana inanılmaz büyük bir ilham verdiniz. Aklıma değişik bir koreografi geldi. Biz de her görene ilham veriyoruz. Resimler, besteler, koreografiler. Senin ayağın ne zaman açılıyor? Yarın. İşte bu güzel. Kızlar, ben yarına kadar düşünüp şu koreografiyi tasarlayayım. Bugünlük bu kadar yeterli. Yarın aynı saatte burada görüşürüz. Tamam. Tamam. Nilgün, kızlara CD'yi ver. Çok heyecanlı. Sözleri çalışmanız için. Tamam. Bakın kızlar, karar değiştirmek için hala şansınız var. Evet, Rus Hoca daha gelmedi. Henüz geç kalmış sayılmazsınız yani. Benim kararım kesin. Size Rus Hoca'nızda mutluluklar diliyorum. Kızlar, ne olursa olsun bu tartışma aramızda kalacak, tamam mı? Dışarıya karşı yine birimiz hepimiz... Hepimiz birimiz için. Merhaba arkadaşlar. Kızlar bakın son şansınız. Kendini boşuna yorma Cemre'cim. Biz modern dansı seçiyoruz. Eminiz üstelik de son kararımız. Hayır diyoruz. Sizi yeni bale hocamız Suzan Berbatov'la tanıştırmak istiyorum. Bayan Berbatov, işte öğrencileriniz.
Müthiş bir şey. Oğlum kamera önünde oynamak harika bir şey ya. Ya abartma be Barış. Alt tarafı bir deneme çekimi yaptılar. Senin dünyan da böyle Oscar'lık filmde oynadı falan zannedecek ha. Çocuğa kızma. Oyunculuk böyle bir tutkudur işte arkadaşlar. Hiç unutmam. Bakın hiç unutmam diyor. İlk sinema filmi. İlk sinema filmimde öyle heyecanlanmıştım ki heyecandan dilim tutulmuştu. Ama konuşmadan bile muhteşem bir performans sergilemiştim. Öyle mi Bertçim? Peki hangi filmdi abi bu? Şey, Devlerin Aşkı. Ya benim hatırladığım kadarıyla o filmde konuşuyorlardı be abi. Siz ciddi misiniz ya? Evet. Ama konuşma olmayan bir film vardı. Belki sen onu oynamışsındır ha? Evet abi. Kesinlikle onu oynamışsındır. Adı neydi o filmin? Develerin Aşkı. Merhaba. Ne demişler? Vakit nakittir. Siz klasik bale istiyorsanız bir adım öne çıkıyorsunuz. Biz hemen çalışmalara başlıyoruz. Ya ben modern isteseydim bile bu kadını gördükten sonra baleyi seçerdim. Yani gelmezseniz döverim der gibi çağırıyor. Evet. Şu hale bak. Asalete bak. Merak etmeyin. Biz modern dans için her şeyi göze aldık. Evet ve galiba ayrılık vakti geldi kızlar. Hadi Cemre. Evet arkadaşlar. Klasik baleyi seçen arkadaşlar lütfen hocamızı takip etsin. Buyurun. Asıl heyecan bundan sonra başlıyor oğlum. Oğlum, Eren beni televizyonda görünce harika olacak. Annem de kesin çok sevinir. Süper ya. Süper tabii oğlum. Artık bunun şerefine kızlarla bir bara gideriz ha? Gideriz abi. Ben eğer her rolümü kutlayacak olsaydım, kutlama yapmaktan filmlerde oynamaya vakit kalmazdı. Sonuçta belirttiğim gibi filmde oynamayınca da kutlayacak bir şey kalmaz. Bale, zarafet, asalet, ruhun zarafetinin yüze yansıması gibi. Ve disiplin çok önemli. Her şeyden önemli. Hocam, biz 5 yaşından beri bale öğreniyoruz. Ukalalığın lüzumu yok. Bale bildiğinizi zannediyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Siz sıfırdan başlıyorsunuz. Zor, dikenli bir yol. Ve çok acı veriyor. Biz yanlışlıkla toplama kampına düşmüş olmayalım. Bir de Bahadır Hoca'ya sert diyorduk. Şu hale bak. Gel. Hocam. Merhaba Mert. Gelsene. Şu kayıt dondurma meselesi. Ne karar verdi? Sanırım siz haklısınız hocam. Bütün eğitimi tehlikeye atmaktansa bir dönem kaybetmek daha mantıklı. Bence de en doğrusu bu. Çok teşekkür ederim hocam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Merhaba. Ben Suzan Berbatov'un asistanı. Merhaba, hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun. Maalesef Suzan Hanım derse başladı. Ben biliyorum, geç kaldım. Ama ben bilmiyorum İstanbul trafiği. Zamanla alışırsınız Bayan Lubov. Lubov. Anushka Lubov. Memnun oldum Bayan Lubov. Özür dilerim. İsminizi telaffuz etmek biraz zor. Ben biliyorum. Söylemek biraz zor. Ama anlamı güzel. Lubov. Aşk demek. Mert? Başka bir şey olamaz zaten. Hatırladığım kadarıyla sen çıkmak üzereydin.
Ben gittim hocam zaten. E git hadi. Bir şey içer misiniz? Teşekkür ederim. Çay alayım. Çay. Tamam. Siz otoriteme karşı çıkıyorsunuz. Hemen sınıftan çıkıyorsunuz. Ve bir daha gelmiyorsunuz. İntirazı sevmiyorum. Yandık yandık. Bu iş sana çok fena. Ne yapalım? Bale için katlanacağız. Ayrıca kendi aranızda konuşmuyorsunuz. Söz alıyorsunuz, öyle konuşuyorsunuz. O da ben istersem. Asistanım Anushka Lvov derslerde bana yardımcı oluyor. Bugün tanışmanızı istiyorum. Hemen derslere başlıyoruz. Ama Anushka geç kaldı. Bir gün siz de Anushka gibi geç kalırsanız dersin süresini ben belirlerim. Bir gün, iki gün, üç gün, 33 gün. Şimdi gidiyorsunuz. Marş, marş. Bir dakika. Bir daha da bu kıyafetlerle derse gelmiyorsunuz. Bu neydi ya? Galiba üzerimizden Rus panzeri geçecek. Ha geçsin gitsin o zaman ya. Abi Mert bir gün daha gelmezse bitiyor. Yapma ya. Geliyor işte. Ne oldu? Konuştun mu Erol Hoca'yla? Boş verin şimdi Erol Hoca'yı oğlum. Asıl yeni gelen bal hocasını duydunuz mu? Berbatov diyorsun. Ben duydum. Adı gibi berbat bir şeymiş. Ondan bahsetmiyorum be ajan. Aşktan bahsediyorum. Aşktan mı? Evet. Berbatov'un asistanı. Anushka Lubov. Aşk ne alaka oğlum? Lubov Rusça'da aşk demekmiş. Erol Hoca'nın odasında karşılaştık. Ajanlar, rüya gibi bir hatun. Ne rüyası abi? Ne aşk? Ben hayatımda tek bir aşk denirim. O da... Şimdi anladınız mı beni beyler ne aşkı? Nasıldı bakalım ilk dersiniz? Harika, şahaneydi. Berbatov çok şeker bir hoca. Bize pek öyle görünmedi canım. İki gün sonra kaçacak dedik arayacaksınız, söylemedi demeyin. Aynen, katılıyorum canım. Tıpış tıpış gelecekler yola. Bırakın geyiği, ben kafeye gidiyorum. Emre ile buluşacağım. Biz? Ben de geleceğim. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Ben de yalnız kalmayayım. Görüşürüz. İşte bu. Aradığımı buldum. Oğlum saçmalama. Kendine gel ya. Yeni filmindeki partnerimi buldum oğlum. Daha ne olsun. Merhaba. Oturmaz mısın aşkım? Yani aşk. Yani Lubov. Anushka. Lubov. Lubov. Anushka Lubov. Lubov. Lubov ya. Lubov. Lubov. Siz öğreniyor? Tabii tabii. Ne istersen öğreniriz. Yani öyle değil öyle. Siz acaba öğrenci? Evet. Biz drama sınıfında okuyoruz. Maalesef. Ama ben yakında bale bölümüne geçmeyi düşünüyorum. Ben de. Ben de. Ha, sen biliyor bale. Serioz mu? Serioz mu? Göster bakalım. Göstereyim. Burası çok dar. Ben daha sonra daha rahat bir yerde göstereyim size. O kadar çok ısrar ettiniz, ben oturayım. Böyle buyurun lütfen. Bıraksan kızı! Çek ya, bırak kızı ya! Bıraksan bırak. Hocam! Rahat bırakın ya, iş konuşacağız. Bıraksan! Rahat bırakın kızı! Bırak kızı! Ay çocuklar! Çekiştirme! Abi rahat bırakın kızı! Bırak lan lan! Abi dur! Tamam, gel. Abi, kızlar! Abi bırak diyorum ya! Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Bıraksan kızı! Bıraksan kızı! Of! Of! Ne yapıyorsun?
koşu hep yolda. Elense uzak.